Ya ilahena, ne olur bizi de sadece senin hoşnutluğunu gözeten ihlaslı kullarından kıl. Dosdoğru yola bilip görerek yakin ile süluk edenlerden eyle. Bizi hususi riayetinle gözet. İman etmiş ve imanıyla güvene ermiş olarak huzuruna gelebilmemiz için bize re'fet ve şefkatinle muamelede bulun. İlmiyle amel eden bahtiyar kullarından olabilmemiz için bizi kendi dosdoğru yoluna irşat buyur. Benim Mevlam, o şanı yüce kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kulların koruyucusudur. En güzel koruyan O'dur ve O merhametliler merhametlisidir. Allah'ım, bütün elçilerin efendisi, daha önceki nebilerin tasdik edicisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, tertemiz aile efradına, ashab-ı güzine, evladı pakına, ezvacı tahiratına, durulardan duru nesline ve bütün önden gidenlere, haklarında azap hükmü kesinleşmiş ya da doğru düşünüp doğru yolda yürümüş olan, gelmiş ve gelecek bütün mahlukat sayısınca rahmet ve selam ile memzuç, kabul ve devama masariyet hususiyetiyle özel, zaman ve mevcudat devam ettikçe devam edip gidecek, varlık ahkamı baki kaldıkça beka bulacak bir salat ile selat eyle. Bütün nimetlerinden dolayı sana sonsuz hamd, minnet ve senalar olsun. Ey Latif ve Habir olan yüceler yücesi, merhametliler merhametlisi Allah'ım. Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin, senden sana arz edilmeye layık sağlam bir iman ve kıyamet gününde huzuruna çıkabileceğimiz tas tamam bir yakin dileniyorum. Azametinle bizi günah vartalarına düşmekten muhafaza buyur. Rahmetinle kusur ve ayıplarımızın kirlerinden bizleri temizle. Bir ilim ihsan et ki onunla senin emir ve nehiylerini nasıl anlaşılmaları gerekiyorsa öylece anlayıp hayatımıza tatbik edebilelim. Bir anlayış lütfet ki o anlayışla sana nasıl münacatta bulunmamız gerektiğini duyabilelim. Allah'ım, dünyada ve ahirette bizi velayet ehli kullarından eyle. Akıllarımızı hidayetinle doldur. Fikirlerimizi şüphe mahallerinde kaymaktan, gönüllerimizi de şek ağlarına düşmekten koru. Bizleri namazlarını hakkını vererek kılan ve cismaniyetin dehlizlerine düşmekten azade olan kulların zümresine kat. İşleme imkanı vereceğin hasenat ile amel defterlerimizden seyyiat satırlarını sil. Kullarının bizden yüz çevirdiği ve ümitlerimizin bütün bütün tükenip karanlık kabirlere girmeyi bile göze aldığımız gün elimizden tut. Yevme şuhud olan ahiret gününe kadar kusursuz ameller işlemeye bizi muvaffak kıl. Ya Rabbi, bu zayıf kulunu gurur ve kibir gibi çirkin huylarından arındır. Onu ve onunla beraber bu duaya amin diyenlerin hayatlarını salih söz ve
salih amellerle süsle. Lisanından dinleyenlere fayda verecek beyanlar akıt. Akıt ki o beyanlarla gözler yaşarsın, kalpler huşu ile yumuşasın. Onu, yanındakileri ve bütün Müslümanları yarlığa, Allah'ım. Hiç şüphesiz her türlü hamdü sena yalnız sana mahsustur. Allah'ım, hazinelerinin kapısını bana gösteren senin cömertliğin, o kapıya yaklaştırdıkça yaklaştıran da yine senin nihayetsiz ihsanlarındır. Zaten bildiğin hali pür melalimi bir de ben sana arz ediyorum ve senden senin için zor olmayan bir şey talep ediyorum. Zaten senin için hiçbir zorluk yoktur ki. Senin benim durumumu bilmem esasen benim senden bir şey istememden beni müstağni kılıyor. Evet Allah'ım, arza ne hacet, halim sana ayan. Allah'ım, sen her yerde, her zaman hazır ve nazırsın. Her şeyi her zaman ihata edersin. Hiçbir şey, hiçbir zaman senin ihate dairen dışına çıkamaz. Senin için uyku gibi arizi durumlar asla söz konusu olamaz. Sen hiçbir işi gerçekleştirmekten de aciz değilsin. Allah'ım, muhtaç olduğum halde ben iyiliklerimi sana hibe ettim. Kaldı ki ben senin kulunum. Sen benim Rabbim olduğun ve seyyiatıma ihtiyacın olmadığı halde onları bu kuluna nasıl bağışlamazsın? Sana böyle mütehakkimane soru sormak da büyük saygısızlıktır. Ondan da sana sığınıyoruz ya Rabbena. Ne olur bunları duadaki ısrar ve ilhamımız kabul et ve bizi muhaze etme. Ya İlahena, bize kapımıza gelen miskinleri boş çevirmememizi emir buyurdun. Biz de senin kapının miskinleriyiz. Ey Kerim'de hudut olmayan Kerim, sen de bu miskinleri kapından boş çevirme. Bize fakirlere tasaddukta bulunmamızı ferman buyurdun. Biz de senin fakirleriniz. Her halimizde sana muhtacız. Sen de bize tasaddukta bulun. Kölelerimizi azat etmemizi emrettin. Ya Rahim, biz de senin köleleriniz. Sen de bizi ateşinden azat eyle. Bize zulmedenlere karşı af-ı saf yolunu seçmemizi istedin. Ya Rab, biz de nefislerimize zulmettik. Rahmetinle muamele buyur da, ey merhameti, merhametlilerin en hayırlısı olan Rabbim, sen de bu kullarını affet.